Evet efendim, kripto parayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan herkese, ekranlarını yeni açanlara günaydınlar. Hemen bir bakalım neler oluyor kripto paralarda, isterseniz bir fiyatlamalara bakmak istiyorum öncelikle. Şimdi tabii bizim gözlerimiz hemen neyi arıyor? Bitcoin'i arıyor. Ama biz ne yaptık? Düşenlerden çıkanlara doğru. Bugün AVAX tarafına bakıyorum. AVAX gördüğünüz rakam bu arada TL rakamı. Burada ciddi bir yükseliş var. %8 kadar. Birazdan konuşuruz sevgili Gökçe ile birlikte. Algorand'a bakıyorum. Yine orada da aynı şekilde AVAX'a paralel bir yükseliş var. Ripple'daki sert düşüşleri geri çekilmeyi konuşmuştuk. Bugün Ripple pozitif ayrışıyor. Yine diğer taraftan baktığımda aslında Litecoin ve Polkadot'ta da yine pozitif bir ayrışma var. Peki satış gelenlere baktığımızda Dogecoin var. %1,5'a yakın kayıplar var. Link tarafında yine kayıplar var. Holo, Ethereum, Bitcoin bunlar ve Maker olmak üzere bir miktar daha kırmızı tarafta seyrediyor diyelim. Şimdi tablomuz karışık, net bir yön tayini yok. Yani tüm kripto paralarda bir düşüş ya da yükseliş olduğundan bahsedemiyorum. Birazcık daha kendi iş dinamiklerine göre ayrışıyorlar. Ama bu iş dinamikleri birazdan konuşacağız şimdi sevgili Gökçe ile birlikte. Hemen o yüzden Gökçe Çalışan'a dönmek istiyorum. Gökçe selamlar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ben şöyle bir kısaca tabloyu özetledim. Karışık bir tablo var. Özellikle tabii dikkatimizi çeken bazı kripto paralar var. Ben özellikle hep şunu yapıyorum. En çok yükselenlerle başlıyorum. Bugün de baktığımda aslında özellikle AVAX ve Algorand dikkatimi çekti. Özel bir haber akışı var mı? Yoksa tamamen teknik bir fiyatlama mı konuşuyoruz? Şöyle Avalanche tarafında teknik hem teknikte beklediğimiz değerler vardı. Ek olarak da Avalanche'dan bir haber de oldu. Avalanche Ethereum'a biraz alternatif olarak dikkat çekiyor. Ha, ilk olarak bu iki projenin ortak özelliğini söyleyeyim ben. İkisi de Proof of Stake projesi. Son dönemde Proof of Stake projelerinin yükselişte, revaçta olduğunu görüyoruz. Bu tarafta bir trend var. İlk olarak bunların ortak noktası bu diyelim. Avalanche'a bakacak olursak da Avalanche'dan dün bir haber olmuştu. Bu DeFi tarafındaki geliştiricileri kendi ağına, network'üne çekmek üzere bir likidite madenciliği ne girdi? Yani böyle bir teşvikte de bulundu. 180 milyon dolarlık bu teşviğe de hemen ayak uyduran projeler oldu. Bunların başında da Aave geliyor. Bu pozitif. Biz neyi konuşuyoruz hep? Bu tip networklerin üzerindeki ekosistem ne kadar güçlüyse bu tip tokenlara, coinlere olan talep o kadar artıyor. Avalanche şu anda üzerindeki ekosistemi büyütmek üzere çok güzel bir adım atmış durumda. Bunun fiyatlandığını biz görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de Avalanche üzerindeki projeler bu likidite madenciliğine teşvik edilmesi nedeniyle artabilir. Avalanche bu noktada pozitif ayrışmış oldu dün baktığımızda bu Proof of Stake tarafına. Şimdi gelelim Algorand'a. Algorand son dönemde piyasaya baktığımızda çok iskontolu kaldığını biz görüyorduk. Son dönemdeki en büyük hype'lardan bir tanesi bu alanda NFT tarafındaki hype. Algorand'da da NFT'lerin çok güzel çalıştığını da biz görüyoruz. Hem Proof of Stake özelliğine sahip bir ağ hem de NFT tarafında da güçlü bir teknolojisi var. İlerleyen süreçlerde de yeni yeni platform kurulması haberlerini ben Algorand üzerinde beklerim NFT tarafında. Bunun olmasıyla beraber Algorand'da da pozitif ayrışma devam edebilir denilebilir. Şimdi o zaman buraya bir virgül koyalım. Tabii herkesin merak ettiği Bitcoin cephesi. Bitcoin tarafında anlık fiyatı herkes görebiliyor. Şu an 44 bin doların üzerinde seyrediyoruz. Eskiden hep şunu konuşuyorduk. İşte bir türlü 42 bin doların üzerine yerleşemiyor diye. Şimdi de tabii ki beklentiler bitmez. Yani fiyatlar yukarı gittikçe beklentiler de yukarı çıkıyor. Şimdi de 50 bin dolar konuşulan bu. Güzel bir grafiğimiz var aslında. Biz sürekli Bitcoin'i konuşuyoruz, Bitcoin yönünü konuşuyoruz ama bazı korelasyonları da konuşuyoruz. Özellikle Bitcoin'le altını mesela karşılaştırıyoruz. Diğeri geliyor Bitcoin'le Ethereum'u karşılaştırıyoruz. Bugün aslında bir korelasyon grafiğimiz var. Bu grafikte de altın, Bitcoin'le S&P 500'ün performanslarını karşılaştırıyor olacağız. Hem bir Bitcoin'deki önemli teknik seviyeleri konuşalım hem de bu korelasyon bize ne ifade ediyor? Onun üzerine ilerleyelim istersen Gökçe. Tabii burada göreceğimiz gibi Bitcoin'in getirisi bu Bitcoin'in halvinginden sonra olan. Bitcoin halvingi ne zaman oldu? Mayıs 2020'de oldu. Doğru. Ve bu halvingden sonra Bitcoin'deki fiyat artışı %418 gibi bir seviyelere geldi. Altına baktığımızda %5'lerde kalmış olduğunu görüyoruz. S&P'de %50 civarlarında bir getiri sağladı. Yani burada kripto paralardaki getirinin ne kadar büyük olduğunu zaten görüyoruz. Çünkü burada bir inovasyon var. Hani bazı yatırımcılar inovasyonu önceden fark edip bu teknolojik gelişmeleri önceden fark edip trene erken biner. Şu an kripto para yatırımcıları öyle.
O yüzden de buradaki yüksek fiyat hareketi hani oldukça normal diyebiliriz şu anda Bitcoin ve kripto paralar adaptasyon sürecinde. Bitcoin'e baktığımızda aslında tablo bugün için hani ne iyi ne kötü diyebilirim. Hani okey diyebileceğimiz bir gündeyiz. Neden? Çünkü 200 günlük hareketli ortalamanın altında fiyatlanıyoruz şu anda. 45.500 doların üzerinde bir kapanış bizi çok rahatlatır, nefes aldırır. Hani hem de altcoin'leri de biraz daha destekler nitelikte olur. 200 günün altındaki Bitcoin biraz daha yani düzeltmenin devam ettiği yönünde, ancak bu düzeltme çok normal. Aylık bazda baktığımızda Bitcoin'in getirisi hala %40 seviyelerinde. Haliyle bir düzeltme gelecekti. Yani şurada gördüğümüz gibi zaten bu tabloda %40'lık bir aylık bir getiri inanılmaz yüksek. Bu düzeltmeler bu yüzden hem gerekli hem sağlıklı diyebiliriz. Şu anda bu düzeltme devam edebilir mi? Aslında yatırımcıların kafasındaki soru bu. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine kendimizi atamazsak bizi aşağıda 42.600 dolar seviyesi bekliyor diyebiliriz. Ama bunun altına da düşmeyi çok beklemeyiz. Çünkü hani artık daha kendisini bu seviyelere alıştırmış durumda Bitcoin. 42.600'ün altında da 41.000 dolar seviyeleri var. Ancak bunun altını çok beklemeyiz diyelim. Yani şu an düzeltmenin içerisindeyiz. %40'lık getirinin ardından Bitcoin tarafında. Peki Gökçe, Facebook tarafından bir haber var. Bu haber de aslında oldukça önemli. Nova Digital isimli bir dijital cüzdanı Facebook kullanıcıları için entegre edeceğini açıkladı. Zaten artık bu kadar büyük hani sosyal platformlar olsun, kurumlar olsun yavaş yavaş dijitalleşme üzerine attığı adımları sık sık konuşuyoruz ama Facebook'un bu hamlesini nasıl karşıladın? Bu Bitcoin ve kripto paralar adaptasyonu için inanılmaz bir haber bence. Çünkü Facebook'un 2 milyardan fazla kullanıcısı var dünya üzerinde. Facebook'un daha önce de girişimleri olmuştu. İlk olarak Libra'yı denedi. Libra kendi kripto parasını denedi ama hükümetlerin biraz dikkatini çekti. Yani biraz o hükümetler tarafından çok hoş karşılanmayınca bunu tekrar Diem diye tekrar bir isim değişikliğiyle gitti. Şu anda da bu çalışma aşamasında ama beklemek istemediklerini söylüyorlar. Ya biraz pastadan bir pay almaya çalışıyor Facebook uzun süredir bu kripto para tarafında. Şimdi bu dijital cüzdanı da entegre ediyor olması bütün Facebook kullanıcılarına anında bir ulaşım getirecek bu dijital paralara. Bu nedenle de daha bir tabana yayılma açısından oldukça önemli ve büyük bu teknoloji şirketlerinin kripto paralara inandığını, hatta bu konuda da bullish yani artacak yönde bir görüşe sahip olduklarını bize gösteriyor. Facebook'un bu hamlesi oldukça güzel. Şu anda da hatta bu konuda da bayağı ilerlemişler. Amerika'daki birçok eyaletten izin de almışlar bunun entegrasyonuyla ilgili olarak. Ve henüz izin aşamasında oldukları eyaletlere daha geç getiriyor olacaklar. Yani Amerika tarafından başlayarak biraz yayılacak bir süreç olacak. Oldukça pozitif. Şimdi dönelim buradan tabii hemen Ethereum tarafına. Piyasada sıkça özellikle evet Bitcoin'i konuşuyoruz ama sık sık zaten Ethereum'u değerlendiriyoruz. Sen aynı zamanda Ethereum'un alternatiflerinden de bize sıkça bahsediyorsun ama bir grafiğimiz daha var. Özellikle bu OpenSea haberi, OpenSea satışları ve Ethereum fiyatıyla ilgili bir grafiğimiz. Bu grafiğimiz üzerinden konuşalım. Bu grafik üzerinden konuşurken de aynı zamanda aslında Ethereum cephesindeki son fiyatlamaları da eşdeğer, eş zamanlı olarak değerlendirmekte fayda var. Tabii OpenSea dediğimiz Ethereum üzerindeki bir platform, şu anda en büyük NFT platformu diyebiliriz. OpenSea'deki satışlar çok yükseldi Ağustos ayının. Şu anda biz 19'undayız. 19'unda olmamıza rağmen bu ay 1 milyar doların üzerinde bir satış oldu. Bu da yani eBay'in büyüklüğünü geçecek kadar bir hacim yakalanmış oldu burada ki Etsy'yi de geçtiğini söyleyebiliriz. Etsy dediğimiz en büyük sanat platformlarından bir tanesi. Yani NFT tarafı artık bu alışık olduğumuz sanat anlayışından biraz daha hani uzaklaşıp bu tarafa gözlerin çevrildiğini bize gösteriyor. NFT hype'ı diyeceğim bu yıl içerisinde başladı ve hani Ethereum'da biz her zaman kurumsalların eksikliğinden konuşmuştuk. Hani Bitcoin tarafında işte Kanada'da ETF var, işte Grayscale var vesaire. Hani Ethereum'da bu kadar Bitcoin'le olduğu kadar bir ilgi yoktu ve 2021 yılında Ethereum çok büyük getiri sağladı. Yani Bitcoin'de Bitcoin'den de daha iyi bir performans gösterdi. Arkasında çünkü NFT rüzgarı vardı.
Geçen yaz biz DeFi yazı demiştik. Ethereum DeFi'nin kalesi zaten. Bu yaz da NFT yazı olarak dikkat çekiyor. NFT dediğimiz şey de Ethereum'un üzerinde şu anda. Ve bu yüzden de son dönemde bu NFT tarafındaki kullanıcıların da artmasıyla bunun Ethereum fiyatına yansıdığını gördük. Önümüzdeki süreçte de NFT'ler hakkında daha fazla şey duyuyor olacağız. Bu Hype Mart'ta başlamıştı. İnternet aramalarına, Google aramalarına baktığımızda şu anda Mart'taki NFT aramalarından çok daha alt seviyelerdeyiz. Ben buraya ilginin artacağını düşünüyorum ve bu ilginin artmasıyla beraber Ethereum'un fiyatı da beslenmeye devam edecek. Buna ek olarak tabii diğer NFT platformu barındıran projelerin de yükselişine devam ettireceğini söyleyebiliriz. Peki diğer taraftan aslında biz sıkça şunu konuşuyoruz. Yani DeFi'ları konuşuyoruz. Hatta dün sevgili Atakan'la da konuştuk. Zaten DeFi nedir anlattık ama bununla ilgili de hep aslında Ethereum'dan bahsediyoruz. Ama piyasada Ethereum kadar büyük bir oyuncu daha var. O da Chainlink. Birazcık daha aslında bugünü Chainlink için ayıralım. Hem Link'in birazcık daha projesinden bahsedelim hem de fiyatlamalarından. Tabii aslında Chainlink biraz farklı bir yerde duruyor. Bu akıllı kontrat özelliğine sahip ağları besleyen bir yapı. Oracle bir ağ olması bakımından oldukça önemli. Hani rakibi Ethereum, işte Avalanche'tır, Algorand'tır vesaire değil. Chainlink'in pek bir rakibi yok. Bu Oracle dediğimiz ekosistemi %95'ini domine eden bir yapıya sahip Chainlink. Ne demeye çalışıyorum burada? Şu mesela, Ethereum'da akıllı kontratlar var. 2014'te hayatımıza akıllı kontratlar Ethereum'la girdi. Sonuç olarak bu akıllı kontratlar üzerinde bir kontrat var, bir anlaşma var ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi için bu akıllı kontratın bir veriye ihtiyacı var. Bu veri ne olabilir? Her şey olabilir aslında. Herhangi bir internet sitesinden bir veri olabilir. İşte hava durumu olabilir. İşte dolar kuru, euro kuru, TL kuru olabilir. Yani bir yerden bu akıllı kontratın gidip bir veriye almaya ihtiyacı var. Ama bunu bu kodlama dahilinde yapmıyor. Bu veriyi Chainlink sağlıyor. Chainlink birçok işte Ethereum, Polkadot, Avalanche birçok sistemle beraber çalışıyor. Aynı zamanda da işte Oracle ve Google'la beraber de işbirliği yapan bir platform. Devasa bir proje, devasa bir ekosistem var üzerinde. Buna ek olarak da 35'in üzerinde blok zincirde verilerini Chainlink aracılığıyla dış dünyadan sağlıyor. Kendisini çok kanıtlamış bir proje. Önümüzdeki süreçte de hani bu staking modası var son dönemde. Çünkü bu staking'de de ek gelir elde edebiliyor kripto para yatırımcıları. Chainlink'e de yakın bir zamanda staking özelliği geliyor olacak. Yani güzel bir proje ama alternatifleri var mı diyecek olursak, şu anda %95'ini piyasanın domine ettiğini söyledik. Kahin, Oracle dediğimiz hani uzman ağlar tarafında. Ama yavaş yavaş alternatif projelerde çalışılıyor. Henüz kendini kanıtlayan bir proje olmadı ama işte AI destekli bir iki tane proje var. Şu an yani CoinMarketCap'te şu 2000. sırada falanlar. Ama yani çalışmalar olduğunda ben söylemekte fayda görüyorum şu an. Peki burası yatırımcılardan sıkça gelen soru ise Ripple'daki bu oynaklık. Bir doları çok burada dile getirdik zaten ama sonrasında sert bir yukarı yükseliş gördük. Hatta haftalık bazda da hakikaten hem işlem hacmi hem de oynaklık bakımından ciddi bir volatilite görüyoruz Ripple cephesinde. Biraz nedenlerini konuşalım. Şu an baktığımızda zaten anlık olarak hani 1.11 dolar diyelim. Yani 1 doların hemen üzerine bir fiyatlama söz konusu Ripple cephesinde ama hem son gelişmeleri hem de bana tabii şu soruluyor. Özellikle yıl sonu için bir beklentileri var mı diye ama her kripto para için sanıyorum yıl sonu beklentisi fiyat çalışması da yapmıyorsunuz. Şöyle yani evet beklentilerimiz var ama bunu daha detaylı çalışıp paylaşalım isterseniz sizinle. Şimdi ben Ripple'daki ya XRP'deki bu fiyat hareketinin neden kaynaklandığına geleceğim hızlıca. Hı hı. Öncelikle Ripple biraz farklı bir proje. Bitcoin merkeziyetsizliği hedef alıyordu ve bankaları devreden çıkarıp işte kişiden kişiye, eşten eşe bir para transferi hedefliyordu. Ripple bunu tam tersi yerde duruyor. Bir merkezi, ek olarak da buna finansal kuruluşlara da ihtiyacı var. Finansal kuruluşları hedef alıyor. Yani kripto para kullanıcısını değil de finansal kuruluşları ve bankaları hedef alıyor. Para transferlerinde kullanılması için uluslararası transferlerde.
Bu noktada farklı core amacı bu, core işi bu. Ama buna ek olarak da son dönemde akıllı kontratları devreye alacağını Ripple üzerinde duyurdular. Bunun fiyatlara yansıdığını gördük. Çünkü buradan besleniyor. Yani şu an DeFi tarafı oldukça önemli. Akıllı kontrat özelliğine sahip olması bir ağın çok çok önemli. Buna ek olarak da NFT'deki hype'tan bahsettik. Ripple şu anda NFT'li platformlarını da kendi ağına entegre etmek üzere çalışıyor. Bu iki taraftan, yani Ripple şu anda ne yapıyor? Şey gördü, fırsat gördü, her yere eline atıyor. Akıllı kontrat, NFT buna dahil. Biraz hani nerede, hani her taşın altından çıkıyor şu her anda Ripple. Her taşın altından çıkıyor diyorsun. Evet, yani bunun da fiyata yansıdığını görüyoruz. Hani göreceğiz ne kadar insan kullanıyor bu NFT'leri. Ama güzel gidiyor, bu davaya rağmen projeyi geliştiriyorlar. Hı hı. Gökçe çok teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum sana şimdiden. Aktardığın notlar için de teşekkürler. Evet efendim, biz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yarın tekrardan Kripto Para programıyla sizlerleyiz. Biz tekrardan EkoTürk ekranlarında saat 14'te Borsa Teknik'te zaten buluşuyor olacağız.